Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. GRT kanalında Yeceli Celit programması sizinle onun götürücüsü Lyudmila Novak. Bizim programın bugünkü kahramanı video blogger, üretici İlya Karasini. İlya, zaman hayırlı olsun. Zaman hayırlı olsun. Sağ olasın, sani kabul ettiniz bizim teklifi. Da kayıl oldunuz payalma bizim programımızda. Nece siz işittiniz programının adı Yeceli Cel, da nece insan ürünlük düşünme, hani Yecel, kendi Yecelinle var nasıl paylaşsın, daha çok büyük yaşta insanlar. Ama var genç insanların da aralarında öyle insanlar, hani kendi genç yaşında yetiştiriler yapma çok faydalı işler, onların sırasında siz de. Bilinir, hani siz YouTube'un kanalın администратору мы башым götürücüsü mü siz kendiniz ta bize anlatçınız. Bu kanalda çok meraklı videolar var. Çok videolarda var pek iyi laflar, pek iyi nasihatler. Nice büyük yaşta insanlara, nice gençlere. Buyurun, anladın birkaç laf bizim seyredicilere bu kanal için. Ne zaman başladınız, neler orada zanatlanırsınız, hem de ne söpe dalında ideye. Sonra da geçeceğiz mahsus sizin yaşamanıza. Buyurun. Her bir insanda yaşamasında var birkaç uğur, nerede o işler. Bir uğurda o işler para kazanma diye. Bir uğurda o ailesinde bağlantı kurar. Ama var tabiri, bizde hepsimizde var. Ya saklı ya açık o yaşamanın misyası. Demek bir şey miraklı, neysen beğenirsin de, neysen var paylaşasın başkasından. Yani düşünürsün de ne lazım olacak başkasına da. Zaten biz düşünerdik hani, bizde var öyle bir şey. Ne biz varınca başlayalım, verelim, gösterelim bizim halkımıza. Sebeplerine de, biz, siz kimi düşünürsünüz, Anglı insanlar? Ben birkaç benim dostum. Gagavuz köylerinden, kasabalarından, Komrat'tan, Beşalma'dan, Kırlanır'dan, Bavurçu'dan, Çadır'dan, başka yerlerden. Ben başladım yapmaya videolar, sonra onlar da beğendiler. Biz toplandık, düşündük, hadi yapalım, düşünelim ta ileri doğru önce yapma bu işi. Gagavuz dilinde interes, filosofik, derin işler için. Hem olsun inan içinde, moral tarafı, evangeliye için, Biblia için, o derin bir, önemli bir kıyat hani bizim sivilizasyamızı kurdu. Ondan her şey başlar, kim karşı, kim beğene, kim beğenmiyor onu ama o bir büyük etki verdi bizim yaşamıza. Da öyle de biz başladık İyi Çoban kanalına, 5 yıl geri aşağı yukarı. Ben de başka kişiler de var, kimi hep paylaşırlar bu kanalda. Da şükür Allah'a ki gagavuzlar, çoyu bakır, Türkler. Hem Rusya'da laf eden her zeri biz titrları koyarız. Ama karar aranızda sen verdin kendi kararını. Neden başladı? Biz gördük hani GRT pekisle iş yapıyor. Ama o daha çok televizyonu formatında. Hem sonra ne? Blogger, gagavuz bloggerları. Ama internet öyle bir meraklı bir şey. Bol bir zona. İnternette şakalar var. Gördük de düşündük ki olsun. Var mı internette derin bir şey gagavuz, meraklı öyle. Türküler var. Öyle derin yok. Yine biz halk sadece dans ederiz. Hem seviniriz. Dinleniriz. Bizde var mı derin düşünen materyaller, hem derin düşünen insanlar için materyaller var mı? Yok ki bizde ne sayıyor? Toprak, hayvan, iş, düğün, pomana, korporatif böyle mi bizim halkımız? Yok. Bizde var ki ya da zaman var, bilgi ya da zaman var, yazıcılar var, kültür insanları, poetler. Da düşünüyor onlar nasıl bir tarafa öyle sıbıdılı gibi. Onlar çok iş yapıyorlar ama onlar pek önemli insanlar. Zira bu insanlar kreatif insanlar. Onlar manayı kurarlar. Mana, создают смыслы, yaşamaya değini. Da zira politika insanları gelir gider.
Biz 20 yıl geri kim politikadaydı? Hiçbiri tutmuyor aklısında. Nelerdi o zaman? Ama o zaman da kaynardı ortalık. Demek biz bütün yönümüzü yönem verersek hem dikkatimizi sadece bu gelen giden işlere canımız her zaman kırılacak. Her zaman öyle mutsuz kalacağız. Tamam inandın hani burada umut bir de yok kaydı. Demek ki ama olsun bir şey daha derin. İnan Allah'tan gelen hem de incazana diskusta. Teo yazıcı. Evinde oturuyor ki etçik yazıyor. Diyanistan'ı, Soğuklu, başkası. Raskaz yazdı insan. Ama o öldü. Teotan Soğuklu demek. 100 yıl geçiyor. Yakın. İnsanlar biliyor, okuyor. Da okuyarak onların fikirleri yavaş yavaş değişiyor. Biz istedik bizim İyi Çoban kanalımızda olsun bir şey öyle. Ne di, ne iki günden sonra unutulmuyor. Ama ne etki verir insanın derin infrastruktura, can infrastrukturasına, pahalılıklarına, ценностьlerine, prensiplerine. Gagavuzlar da bu işler için pek çok düşünmerler, laf etmerler, zeri hepsi düşünerdi. Aile bu işi yapıyor. Tradisyalar onlarda, orada hepsi var. Sen sadece Golgago tradisyalardan tutun da o zaman sen büyüyeceksin, kalkınacaksın, senin karakterin, yaşaman. Ama tradisyalar dağılır. Aileden uşaklar koparlanır. Da insan kalır yalnız ya. Kaybeler bu dünyada. Da şimdi biz de gençiz. Biz de kendimizi öyle duyardık da kim kere daha duyarız. Zeri bakın ben koparlandım ailemden. Gittim Rusya'ya yürünmeye. Tradisyalardan. Sen yalnız çaysın. Kimsin sen? Ne için ben oradayım? Benim kimliliğim, identitetim var mı? Da te orada Rusya'da yürünerek üniversitede 5 yıl literatür hem dil. Ben orada başladım beğenmeye Gagavuz dilini. Orada başladım şiir yazmaya Gagavuzça. Çevrelenerken uşak vakitinizde siz söylediniz hani önemli sayılır hani hepsi gelir aileden. Sayarlar da öyle sayılardı Gagavuzlarda hani hepsi bu önemli işler hani siz söylüyorsunuz. Bu filosofya işleri lazım ana baba öğretsin yeniden. Siz kendinizi küçüklüğünüzü tutarsınız mı aklınızda? Ne daha çok getirirsiniz aklınıza küçüklük vakitinizden? Ne soydu İlya küçükken? Ben büyüdüm. Birkaç yıl küçükken Kongas köyünde. Zeri anam babam, mahallelerim, dadınlarım oradan. Sonra biz geçtik yaşama Konra'da. Ailemle bile. Tutarım aklımda. Önce biz dadıyla kuzu güderdik. Tutarım aklımda. Önce yerdik peynir, karpuz, ekmek. Haliz bir gagavuz küçüklüğü. Çocuklarla dışarıda, sokakta güreşerdik, oynardık. Bu bir haliz bir gagavuz küçüklüğü bende oldu. Bu bir temel gibi verdi. Sadece gagavuz olaydı. Benim malum Rusça yöle de laf etmedi yaşamın bitkisine adam. Pek az hem pek kötü anlardı. Rusça sadece gagavuzça okuyardı. Bu da öyle bir spesifika verdi küçüklüğüme. Komrat'ta dostlarım, sonra daha çok Rusya'da, Gagavuzya'da karışık. Şkola, müzik okulu, İngilizce uroklar, dersler, sonra debat komandası, piyanoda çalmak, grupalar, dostluk, kiyatlar, pek beğenirdim kiyat. Yürüyücüler vardı işte. Böyle küçüklük. Konfliktler, küçüklük konfliktleri içimde hani olardı. Sonra ta padrostak olduğuyla 15-16 17 anayı babayı başladım seslenmeme, karşı gitme, kendi fikirlerimi ta büyük sayardım ne kadar onlardan bilgi. Ne konuların bilgileri. Bence çok gençler seslenerdim. Şimdi utanırım o vakitten ama. O zaman bagilerdi hani o doğru. Belki o etapta lazım da olsun. Sonra gittim öğrenme. Deyince koparlandım aileden. Biblia'da yazılı. Hani adam söyler ta Eden bahçesindeyken adam bırakacak kendi anasını, babasını da yapışacak kendi karısına, kendi eşine. Demek hani kendi yaşamanı kurma dediğine lam olsun bu moment açan sen koparlanırsın. Separasyon diyeceğiz, nice ayrılırsın.
ben anlıyorum. Lam olsun bağlantı dedilerle. Ana babaya saygı bütün yaşamak doğru. Biblia'da yürüdür. Sayma anayı babayı. Kim sayar anayı babayı o yaşayacak çok. Beşinci zaferit. Çok yıl yaşayacak. Ama lam olsun saygı da ama lam olsun bu moment ayrılmak da. Zeri ayrılmadan sen kendini bulamayacaksın. Sen olmayacaksın. Kendi identitesini gösteremeyeceksin. Anlarsınız mı? Bu gagozlara bu ideye belki biraz hoş gelir. Tradisyalar, kültura pek önemli. Onu da lazım ilerletme. Ama gelir vakit bir moment aşımında açan bir tarafa gidersin. Bir taraftan bakarsın kendine, tradisyalarına, ailelerine de bulasın. Kimsin sen kendin? Bu moment olmarsaydı sen cidime yola da ilerledersin ne başkası yaptı. Kendi elementlerine hiç katmadan cidime kalırsın sadece bu ramkalarda. Tebinde oldu bu moment. Çem ben gittim yürünmeye Rusya'da üniversitede bu koparlanmak büyük bir stres verir canımıza. Ama fayda da verir. Stresler de gelir bize fayda. Biz ta bütün olayırız, büyüyeriz. De orada Rusya'da yürünerek ben anladım kimim ben anladım. Ben peydalında saygı hem sevgi anaya babaya orada Uzaktan bulunarak. Bizde taç önünde gagozlarda öyle bakılsa. Bizi pek çoğu seyredir kim uzakta yaşıyor. Dil burada ama uzakta. Onlar özler gagoz dilini, kulturasını. Onlar özler. Bakılsa gayrtayı da pek çoğu seyredir diaspora. Ama bu gelir, bu anlama gelir yavaş yavaş. Bulunarak. Doğru. Bir parça vakit orada, o zaman canından duyarsan lazım bir şey. Da. O yerlerden yeniden doğmuşsun. O insanlar için, anıların içinde sen yaşadın, büyüdün. Gelir biz böyle bu anlamak yavaş yavaş. Da, yavaş doğru. Ben orada başladım mı? Şiir gagavuşa yazma, arama keçi gagavuşa. Zirbe Yürünel Literatura Fakültesi'nde düşünme bizim literatürümüz için, kültürümüz için. Sonra orada ben inandım derinden, halizden İsus Hristos'a, gagavuzlar Hristiyanı, bu da bizim kim, niçin, kim o? Başladım okumaya Bibliyi, da 22 yaşındayken dua ettim bütün yürekten, dağlardı yaşamımın, içimde türlü dolaşık işler zordu. Şimdi pek çoğu insanlarda, gençlerde de, büyüklerde de olur depresiye. Konflikt içini dağıtır. Dolayısıyla hepsi ise ama içinde kaynar ortalık. Zere bu türlü ideyalar bulamıyor ucunu, prioritetleri. Da bana Biblia, Allah'ın lafı, Evangelie, Hristiyanlık yardım etti. Ucunu bulayım kendi kendimde. Daha çok olay rahatlık içinde, sende kalır enerji yaratma anaşsıydı. Yapma anaşsıydı. Sende rahatlık canında yoksaydı, sen işten eve gelip de bir şey istemeyeceksin yapma. Sadece yatma, içme, unutma dediğini bir şey. Ama açan var canda rahatlık, sende bol kuvvet kalır. Tabii ideyalar peydalanır. Daha ideyalar, yapma, yaratma anlaşsıydı. Benim dadım bütün gün işlerdi, sonra eve gelip gene işlerdi, sonra gene işlerdi. Onda kalardı, enerjisi o anlardı kendi rolünü. Her şey kendi yerindeydi. Şimdi biz hızlı yoruluyoruz. Bir az iş yapıp hızlı yoruluyoruz. Dilzeri biz yufkaysın. Yok insanlar hep öyle kuvvetleri. Ama moralim, ideye tarafından ne? İnsanlar dağınık, dolaşık. O işi de insan hızlı yoruluyor diye anlamıyor. İşin manasını hem amacını hem. Niçin ben bu işi yapayım? Neye o getirecek? Lazım mı o kimyasıydı? O zaman yapayım yeter. Bir yeri de geçsin. Bu işte ben görüyorum krizis. Bu krizisi Sovyet Birliği zamanında vardı ideoloji. Sovyet ideolojisi, Sovyetki grajdanını yapardılar. İnsanın fikrinde bu vardı. Biz böyle küçüklüğünden de onlar çok düşünmüyordu. Da bu onlara yardım ederdi. İnsan rahat yaşardı. Kendi adımlarını bilerdi. Bilerdi adımı. Şimdi biz yaşayırız serbestlik, bolluk. Bu pek güzel. Ama pek büyük atvestinast. Peki hepsi insan bilmiyor. Niye kullanma bu bolluklu? Doğru. Ben bunu isterim söyleme. Ama lazım yürenme, bu bolluluğu doğru kullanma. Bizim Moldova'nın en büyük zenginliği, Gagavuzya'nın en büyük zenginliği, Moldova'nın o serbestlik, bolluk. Biz varınca yapalım, işleyelim, düşünelim, gidelim. Nereye istersin, ne istersin. Ama bu bollukla gelir atvestinast, sorumluluk. Ananız, babanız küçüklük vakitinizde niye soydu? Sertti mi sizinle?
А не сіз, власне, білясність не о дисципліна, не о іш сарасы, не зман вар сербест, вакады вар түрлі, а аналар бобалар англары тачок сербестлік верерлі уша, ой насын, ой күчік. Вар аналар бобалар англары тач етін гетірерлі кендлеріне. Сізін күчіклініңіз не сөйді? Гөлі да бөлі да периодлар варды. Түрлі түрлі. Orada momentlar pek disiplinalı vardı, momentlar haftalarca bol, serbest, sokak, dostlar. Lam bakılsa öyle de böyle de lam olsun. Pek çok disiplina ikana o da vermir sana böyle serbestlik bir şey yaratma. Sen bir şey yaradasın diyeyim, sen de lam olsun. Bol vakit, hani hiçbir sana demeyerini yaparsın o vakit. De bol. Ama yaratma değil o vakit, sen de lam olsun artık hazır fikrin hazır onları yapmaya diyeyim. Demek sen lazım bundan önce disiplina varken sen hazırladın kendi fikrini, doldurdun onu bilgiyle ya da bir şey ustalıkla da sen sonra açan bu olsun ya sen yaradırsın bir şey. Hepsi birbirine yardım eder. Da, da. Kompleks. Siz ailede kaç uşaklık ailedesiniz? Ana baba ben hem kardeşim. Ama şimdi benim var kendi ailem. Artık bu benim için aile. Ben yeşim var hem iki kızım. Kendi ailen için buyurun anladım. Bilinirim siz kendi videolarınızda çok sıra anladırsınız. Ne söyle lazım olsun ailem de ne çünkü biz de çoktan yaptık öyle bir sujet diyeceğiz. Nerede statistikaya göre görünür, hani Moldova'da bitki yıllar daha çok ayrılır insanlar, ne kadar kalır, ne kadar evlenir. Bunlar evlenirler ama pek kısa vakitte ayrılırlar. Bulamırlar anlaşmak birbirlerinden. Bu statistika çok kötü ama var ne var bugünkü günde. Siz bilirim vardır düştüm öyle videoya, nerede anladırsınız bu kanunları, ne söylazım. Kendi aileni koruma, niye söylem götürmek kendini. Bu iyi nasatlar niçin de söyledim programın çekitmesinde. Hani iyi nasatlar verirsiniz. Nice büyük yaşlı insanlara, öyle gençlere de. Siz niye sokan onlara göre ailenizden diyeceğiz, kurdunuz ailenizi hem de bugünkü gün yeşilinizinle bulursunuz. O lafı hani anlarsınız birbirinizi. Anlaşmak olsun. Sevgi. Sevgi. Birinci Korintlilere yerinde Evangelia'da yazılı sevginin karakteristikaları. Hani sevgi dayanır. Sevgi tutmayarak aslında kötü iş. Sevgi yürütür kötülükleri. Sevgi affeder. Sevgi ağrır, iyilik olsun başkasına değil kendisine. Bu hem de büyük örnek bize verir, bizim ailemize verir, sahibi İsa Hristos. O kadar adam bizi sevdi, hani öldü bizim için. Ve ben şimdi bir ufak bir iş mi affedemeyeceğim yeşime ya da o bana. Hem tabir sikredimiz var. Ne de olsa anlamsızlıklar olur her bir ailede, bu normal bir iş. Ama nice biz onları geçiririz, nice biz bulayırız ucunu bu anlamsızlıkta. Zeri biz, bakın iki günahkar, greşnik. İki günahkar insan yanlışlıklarla denirler yaşamaya bile bir evde. Tabii ki elbet ki aralarında onların günahkar işleri çakacak aralarında. Da şimdi ne yapalım? Lam olsun bir sekret hani bağlayır. Hani tutar bile. Hani ta büyük, ta önemli ne kadar bu günahkarım, konflikt momentları bizim için... Ulaşırsınız mı? İlkten mi? Açan kurarsın sayılayım mı? Niye soy bu anlaşmak lazım olsun? Bu sekretince siz dediniz. O pedalanır yavaş yavaş mı? En ilkten lazım olsun. Temel lazım olsun ilkten. Sonra yavaş yavaş sen onu ta da iyi kavleştirirsin. Gene geliriz bu temaya. Temel bizde o ne de olsa biz isteyiz birbirimizden affederiz birbirimize de dua ederiz. Her akşam biz dua ederiz dişe. Allah affetsin.
yardım etsin, versin kuvvet. Ben dua edeyim, eşim, uşaklarım. De, yavaş yavaş Allah'a alıştırır. Doğru der, doğru tarafa. Bu yardım eder. Zeri, biz ben anlarım, hani ben değilim sadece ben, yeşim, uşaklarım var ta büyük kahve iyi olan Allah, Hristos. De o varsaydı aile içinde, sen her zaman tutarsın aklında hani te o burada. Sen başka türlü götürürsün kendini. Senin fikrin tamam oradan bakıyor. A o yoksaydı, her biri yapar ne ister. Tete bu, bunsuz yok ince. Kimse diyecek bu gene o inanın çanlıdır. Gene o Bibli'yi. Nereye de bakma, bu işten yok ince birer kaçarsın. Sende lahm olsun bu moral orientiri. Uşaklarınızı niye üretirsiniz? Niye onlara değil? Ne sizin tarafınızdan en önemli? Niye soy babaysınız? Bilirim hani ki güzel kış yazınız var. Ben deneyim onlara yardım etme, büyüme. Bilgi tarafından kiyat bile okuyarız. Sonra emosiya tarafından, duygu tarafından müzika sesleyeriz. Bir de ona duysunlar. Sonra güyde sağlık tarafından demek spor yapma, kaçınma, oynama. Sonra can tarafında anlatırım onlara Allah için. Sonra bağlantı. Ama en çok hiç bir Angliya'dan bir yazıcı söylemiş. Uşakları varca üretmezsiniz de ince yaşama. Siz yeşinizle doğru yaşayın. Onlar örnek alacak sizden artık. En önemli o, bu önce benim eşim aramızda ne bağlantılar var. Onlar iyisi de uşaklar bakıyor. Terbiye etme uşağı, terbiye et ilkin kendini öyle çıkıyor. İlkin kendini doğru. Kendinden her şey başlar. Onlar duyar hepsini. Uşaklar pek akıllı, pek talentli. Onlar hepsini duyar, anlar. Hiçbir lafsız. Bu emosyonel uğrunu diyeceğiz ailede uşaklar duyarlar. Da onlar duyarlar. Bakmayarak hani küçük yaştan. Hepsini duyarlar. Hepsini. Siz o ana baba angıları düşünürler, ileri doğru kim istersiniz görme, ne soy istersiniz diyeceğiz zanatta görme ileri doğru uşaklarınız var. Kim küçüklükten verir uşağı diyeceğiz bir spor sekciyasına mı, dans sekciyasına mı, türlü sekciyalara diyeceğiz çoyu bir kim kendisi ne zamansı düşünerdi ya olmadı çempion diyeceğiz. Olar türlü. Da kendi uşağında diye. Ben olmadım ama benim uşağım olacak ki bu. Siz o mu babanın arasılarından olsa verirsiniz serbestlik mi uşak? Terbiye edersin sonu da o açan büyücük ayırsın kendisine o yolcasını nerede göre kendisine. Dedi ikinci yol taisine. Ama kim kere düşün benim kızdığım güzel gagavuz diline hem İngiliz diline. Ama onlar daha küçük, biraz daha büyüdüğünü daha başka yerlere de isterim geçsinler. Ama te bakın te, uşak çekecek müzika okuluna gezmeye. Geçecek belki yarım yıl, bir yıl, iki yıl. Sonra diyecek istemiyorum. Bu dil benim için zor. İsterim bırakayım. Şimdi anda baba da sorur. Nalem seçsin ne? Sesliyim uşağı bırakayım. Başka yere vereyim ya da deyim yok dayanacaksın da yapacaksın. Ama bu zor bir seçim. Lan bakma situasyaya. Belki uşakta olur ama o işe ne yer? Disiplinası yok. Ama talentı var. O zaman bana kalsa ana baba lan burası onu desinler anlayırım ama sen hep o kadar yapacaksın bu işi. Yap, sen şimdi üşenirsin ama sen de olayır. Sen işin... Ya da belki hiç çok talentli uşağın olmayır da belki o zaman brahma hata etsin. Ya da çok zorlanır, savaşır gezerken. Bilmiyorum, burada zor. Lan her bir situasyon kendi icasına bakma. Burada yok ilin cevap yok. Her bir uşakta kendi karakteri. Sonra bağlı üretici ya da sekte ya da bağlı. Çok var kompleks momenti. Bilmiyorum. Yok kolay soru. Siz söylediğiniz uşaklarınız şimdi bugünkü zaman ayırır dili. Gagavuz dilini, İngiliz dilini bilir mi? Siz pek çok iyi bilirsiniz İngiliz dilini. Bugünkü gün çalışırsınız üretici İngiliz dilinde. Ta çok başka işleriniz bağlıydı. Hep İngiliz dilinden bol olay dersiniz bu dilde. Nereden bu başladı? Bu sevgi İngiliz diline. Ben ta 12 yaşındaydım açan.
yavaş yavaş çektim üreticilere. Baba yollardı, ana baba yollardı. Üreticilere öğreneyim İngilizce de yavaş yavaş oldu fayda. Sonra üniversitede öğrendim, praktika oldu. Başladım müzika seslemeye, okuma, film seyretmeye, İngilizce. Ama dil sadece İngilizce. Sonra de üniversitede Kişinov'da öğrendim. Moldova Rumun grupasında orada Rumunca, Tay'ı baştan bilmeye sonra. Rus, ben Rus dili hem literatürası öğrencisiyim. Demek ben filolog oldum. Ben beğenirim dilleri, ben de o iş olayım. Hepsi okunca olsun, lingvist. Her birinde kendi uğru var. Ananız babanız yakındı mı bilgilere, dile, kendi anadında ne anlasınlar? Ne kadar bu o yıllarda, ne kadar bu yönümlü bilmeyen dilleri? Bunlar, o kadar sizi yollardılar, burayı oraya, türlü kurslara. Da, onlar anladı hani bu önemli iş. Şu uşak lazım, size her zaman dolu olsun, işle yüklü. Ben değilim o anadan babadan hani sayırları. Te olsun vakitçi, dinlensin. 10 yaşından sonra onu la mikretme işle, yürensin. Bu ona te disiplina, her zaman işi olsun. Bu sektörün başka şey oradan buraya, sonra yeve, sonra okuma, sonra bol vakıtı da hep yardım etme avınınca. Biraz bol vakit, sonra gene. Bilmem öğrenme, bilmem işleme, değildir brahma, uşak da telefonla bütün gün otursun şkoldan sonra. Yok, onu bilmem olsun disiplinası, grafiği de o anlayır hani onda olayır da o büyür bu işte yavaş yavaş. Üredici çalışırsınız, video blokları yaparsınız. Bu hepsi alır vakit. Da. Ama bilinir hani siz söylediğiniz şiir de yazarsınız. Bu ince zanaat, bu iş. Ne zaman size geldim de ne tematikaya göre şiir yazarsınız? Ne kadar çoktan? 10 yıl geri aşağı yukarı. 10-13 yıl geri başladım şiir yazma. Ta şkolda yürüyün arkana ben dinerdim. Rusça'da yazma, anlatma, esse. Ama te Gagavuşya'ya geçtim daha çok. Rusya'da yakına. Açan yoktu Gagavuşya dolayanım da o zaman başladım Gagavuşya yazmaya. Teyüleyiz bir bakılsa köy Gagavuzlar böyle. Atabratnava ishoyet. Demek açan yok o zaman biz başlayırız orada. Urulduğuyla dibe o zaman biz başlayırız kalkma yukarı. De o belki Gagavuz dilinden de böyle olacak. Açan te may yok oluyoruz. Dirileceğiz, kalkınacağız. Kuvvetleneceğiz, anlayacağız ne kadar bu önemli. Belki o var bizden buraya. Hani, bu vakit gelecek değil hani dibe vurulma ama hani pedalanacak insanda ki o kuvvet da kalkma yukarı doğru da anlama ne kadar bu önemli hepsine değini. Da, kültürümüz, dilimiz bizim. Okuyayım bir şiir. Buyurun. Taze bir şiirim. Ben utanmıyorum şiirlerimde yazma kendi krizlerim için, iç konfliktlerim için. Şiir yazmak her bir ince zanaat, her bir torçta o bir avtoterapi gibi. Kendini ilaçlamak için bir metot. Bir metot hani savaşma, anlatma insana ne olur içinde? İnsana da, ben onları yazayım kendim için. Kendinize mi? Kendime yazıyorum, sonra başkasına okuduğum onlar da beğenir, kimse beğenir. Bu bana yardım edi. Bulma ucunu. Okuyayım. Buyurun. Bu taze bir şiir. Birkaç hafta geri yazdım. Kim size dedi ki ben Gagavuz? Yok, ben üysüz. Yalnız kuşaklarla bile Brezilya'da kofe büyü değerim. Yaş garga tellerde gibi bir şey bekleyirim. Taş bir çöl yerde gibi dik olmamı gösteririm. Ben gök oguzluğun kokusunu duydum sadece biraz. Uz gagalı insanları gördüm biraz. Kaykavuz beygirinde atlı gittim düşümde. Bu kadar. İkmem bir dilimi gagavuz kaldı. Devle bir şiir. Diyelim. Diyelim fikrini. Vereyim soruş kimim ben, kimiz biz? Kimlik krizisi, identitet krizisi belli burada. Bizim halkımızda da var o. Verirken öyle soruş, çoğu insan gelir öyle vakıda, çen verir soruş, kimim ben, niçin ben duydum, ne benim diyeceğiz amacım.
amacım, bu manası. Bu dünyada manam, bu dünyada ne lazım, ben önemli yapayım. Hani ben ne için ben pedalandım bu dünyada? Hı-hı. Siz kendinize buldunuz mu bu cevabı? Siz daha aramaklarda bulunursunuz. Lam sorma yaratıcıda. Ne için yaratma var? Bunu yaptı kimseyi de içmeye değil. Yaratıcı, inciner kim onu yaptı? Yaratıcı Allah bizi yarattı. Bu yeryüzünde bizimle ilişki, bağlantı kurma değil. De biz onu metinleyelim. De ben de yaşıyorum bu yeryüzünde. İlk ona değil, benim yaratıcıma değil, ona hizmet etmeye değil. Ben onun hizmetçisiyim. Allah'ın hizmetçisiyim. De her bir inancı insan böyle. Sonra ben yaşarım aileme değil, halkıma değil, kendime değil. Gösterme talentlarımı nasıl, ne Allah bana verdi, de onlarla paylaşma. De ben böyle görüyorum. İlya, sağ olasın, sen payladınız bizim programımızda. Düşünüyorum hani siz ileri doğru da yapacaksınız böyle faydalı işleri, anılarını gösterirsiniz bugünkü gün. Videolarınızda, kendi işinizde hani hangisini götürürsünüz, evlat boylarını üretirsiniz, okulda, videolarda türlü faydalı nasihatler verirsiniz, türlü türlü tematikaya göre umutlanıyorum hani ileri doğru da. Ya bu işle zanatlanacağım, siz de dostlarınız da, da bu faydalı iş yardım bir kim insana kim bulunur diyeceğiz ki bu tartışmakta önce siz söylediğiniz içinde tartışmak olur. Bakalım sizin videolarınızı kimisine de yardım edecek. Bulmak doğru yolcasını yaşamamızda. Ya, umutlanırız buna. Sağ olasınız, iyi başarılar size ileri doğru. Sağ olun. Saygılı seyirciler, bununla bizim programımız yetişti bitkiye. Kalın bizimle GRT kanalında.